Evet arkadaşlarım uyarıyor. 3G bağlantımız hazır. Kameralarımızı şimdi karşı yakaya çevirelim. Karşıda muhabir arkadaşım Tezcan var. Tezcan sözü size bırakıyoruz. Evet Mehmet Ali Deniz, az önce teknik bir bağlantı sıkıntısından dolayı ekranlara gelemedik. Karşıyaka'dayız. Karşıyaka'da Mavişehir'de bulunan Deniz Park kafenin olduğu noktadayız. Arkamızda da aslında o Türk tarihinin önemli savaşlarından bir tanesi olan Çanakkale'yi simgeleyen, Çanakkale şehidini simgeleyen anıt var. Konuğumuz Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar. Aslında Karşıyaka son günlerde ödüllere doymuyor. Avrupa'nın birçok noktasından hayata geçirdiği projelerle hem İzmir'e hem de Türkiye'ye ödüller getiriyor. Evet Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Son aylarda birçok ödül geliyor belediyenize. Son ödülünüz de hayli prestijli bir ödül oldu. Gene Avrupa'dan Karşıyaka'nın filizleri. Evet. Efendim önümüzdeki günlerde hangi ödüller Karşıyaka'ya gelecek? Evet çok teşekkür ediyorum. Tüm Ege TV izleyicilerine de iyi akşamlar ve iyi haftalar diliyorum. Bizim için çok önemli bir projeydi. Karşıyaka'nın filizleri geleceğe hazırlanıyor ve üniversite öğrencilerine tabii ki burs projemiz bu. Bu projemiz hızla büyüyerek devam ediyor. Katılımcı sayısı artıyor. Burs verdiğimiz öğrenci sayımız artıyor. Ve onları gördükçe de büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki süreçte yine bir kamu spotuyla çıkacağız. Türkiye'nin saygın sanatçılarının, sporcularının da bu projeye destek projesini, açıklamalarını sizlerle tüm Türkiye'ye paylaşacağız. Son süreçte gerçekten çok önemli işler başardık. Özellikle belediye başkanı olduğum süreçten sonra bu 1,5 yıl içerisinde 12 yıldız şehir ünvanı, ardından Avrupa diploması, ardından Türkiye'nin ilk aktif şehir olma ünvanı bizim için önemli işlerdi. Özellikle Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz, tüm yurda yaymak istediğimiz üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlama, belediyenin organizasyon gücü, halkın örgütlenme gücünü birleştirerek yaptığımız bu proje Avrupa'da Avrupa Kamu Sektörü Enstitüsü'nün 266 projesi arasında en iyi sosyal sorumluluk projesi ünvanı alması da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösteriyor. Kutluyoruz başarılarınızdan dolayı. İsterseniz biraz da partinize dönelim. İzmir İl Örgütü'nde ilçe kongreleri start aldı. Dün Konak'ta ve Urla'da vardı. İki kadın belediye başkanının desteklediği adaylar seçimleri kaybetti. Mevcut ilçe başkanlarıyla partiniz devam etme kararı aldı. Hemen soralım. İzmir'in en büyük ilçesi Karşıyaka'da. Bir başka deyişle Cumhuriyet Halk Partisi'ne en çok oyu veren Karşıyaka İlçe Örgütü'nün de kongresi önümüzdeki günlerde. Hüseyin Mutlu Akpınar taraf olacak mı? Evet. Tabii bu bir demokrasi yarışı. Sonuçta parti içerisindeki yarışta her üye özgür iradesiyle önce delegeleri belirliyor. Ardından delegelerimiz yine özgür iradesiyle ilçe başkanını ve il delegelerini belirliyor. Burada biz belediye başkanları olarak sonuçta partinin içerisinden çıkmış insanlar olarak da biz de her üye gibi biz de görevimizi yapıyoruz. Yani ben de mahallemde gittim, delege seçilebilmek için yarışa girdim ve oyumu kullandım, delege oldum. İlçe kongre süreçlerinde belediye başkanlarının tabii ki siyaset yapma hakkı vardır. Ancak ben her zaman yöneticilik yaptığım süre içerisinde de ve halen bir belediye gücünü parti içerisinde kullanılmasının doğru olmadığını düşünenlerdenim. Tarafsız kalacağız anlamına mı geliyor efendim? Kesinlikle. Bakın yani alışkanlıklar ne yazık ki zor ortadan kalkıyor. Bana geliyor arkadaşlar işte ilçe başkanı adayı olmak istiyor şu veya ilçe başkanı adayı olmak isteyen, ben ilçe başkanı adayı olmak istiyorum diyen var. Bir tane kişi bana şunu söyleyemez. Şu adayı işaret etti diyemez. Ben delegenin özgür iradesine inanıyorum. Delegemiz kimi isterse onu ilçe başkanı yapabilir. Sadece benim tek bir istediğim var. Kendiyle barışık olsun. Kavgalı olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini
savunabilsin. İyi çalışacağınız bir ilçe başkanı mı istiyorsunuz efendim? Belediye ile ortak çalışacak bir ilçe başkanı mı? Şimdi belediye ile ortak çalışma değil ama. Projelerinizi anlatacak anlamında. Tabii ki. Sonuçta iktidarda olduğunuz yer, el iktidarda olduğunuz yerlerde partinin de kendi görevleri vardır. Nasıl bugünkü iktidar partisinin ilçe başkanı hükümetin yaptığı icraatları vatandaşa anlatıyorsa, sonuçta biz de burada yerel iktidardaysak bizim ilçe başkanımız da yerelin yaptığı başarıları halka anlatmalı, delegeleri halka anlatmalı, üyeleri halka anlatmalı. İl kongresine gelecek olursak Aralık ayının sonunda, yani 20 Aralık'ta bir de il kongreniz var. Siz de hem Rıfat Nalbantoğlu hem de Ekrem Bulgun yönetiminde il sekreterliği yaptınız uzun bir süre. Hemen soralım, il kongresi için ne düşünüyorsunuz? İsimler, birçok isim var. Mevcut il başkanı Sayın Bedir Sertel, 10. sıra milletvekili adayı Ülkümen Rodoplu, Mustafa Moroğlu gibi birçok isim şimdilerde kulislerde konuşuyor. Ne düşünüyorsunuz efendim? Tabii hepsi birbirinden değerli isimler. Sonuçta genel başkanın temsilcisi olacak İzmir'de. Yine İzmir delegasyonu, il delegasyonu en doğru kararı verecektir. Ve partimize yakışır bir şekilde bir kongre havasında geçecektir. Tabii ilçelerdeki sonuçlar tamamlanmadan ilde nasıl bir tablonun oluşabileceğini ben tahmin edemem. Burada mutlaka ilçe başkanları, seçilen ilçe başkanları bir araya gelecektir. Sayın Genel Başkanımız da istişare edeceklerdir. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın temsilcisi olacak buradaki il başkanımız da. Ve doğru bir kadro çıkacaktır. Yani ben yarışların demokratik olduğuna inanıyorum ama bu yarışların kavgalı olmasını istemiyorum. Yani kavga kültürünü bir türlü bırakmamız gerekiyor. Özgürlükler, evet özgürlükler önemlidir. Ancak özgürlüğü belediye başkanına, il başkanına, ilçe başkanına, büyükşehir belediye başkanına, genel başkana hakaret gibi bir özgürlük olarak algılamamalı. Partiniz İzmir'de başarılı mı? Hem 7 Haziran hem 1 Kasım'da. Daha önce böyle bir serzenişiniz olmuştu. Organizasyonsuz çalıştık demiştiniz. Hala aynı noktada mısınız? Sonuçta biz seçim bitti. Bu değerlendirmeyi biz kendi içimizde yaptık. Yani daha başarılı olabilme ve daha fazla oy alabilme hedefi içerisinde olan insanlarız biz. Yani yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle yeterli. Yine bulmuyorum. Daha iyi olmalıydı. Bunun için, daha iyi olabilmesi için ne yapmalıyız, nasıl çalışmalıyız, nasıl örgütlenmeliyiz, nasıl organizasyonlar geliştirmeliyiz, bunu biz tartışmalıyız. Aslında bu sorularınızın cevabı da 16-17 Ocak'taki kurultayda cevap bulacak. Son sorumuz da bu olsun. 4 aday yarışıyor partinizin kurultayı için. Hüseyin Mutlaklar kimi destekliyor kurultayda? Evet, şimdi kurultayda tabii ki kurultay delegesi olabileceğim mi onu bilemiyorum. Yani kime oyum nasip olacak ama ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre içerisinde özellikle Türkiye'nin geleceği açısından belirlediği politikalar ve projeler açısından başarılı olduğuna inanıyorum. Ve bunu halka anlatmada da üstün bir gayret ve başarı içerisinde olduğuna inanıyorum. Yani burada mesele genel başkanın değişmesi değil. İzmir milletvekili Sayın Mustafa Balbay da aday efendim. Bölgenizin milletvekili. Olabilir tabii ki. Yani sonuçta demokrasi var. Yani herkes aday olabilir. Mesele siyaset yapma anlayışını ve örgütlenme şeklini değiştirmekte. O anlayışı değiştirirsek zaten genel başkan kim olursa olsun partideki siyaset yapma ve halka anlatma açısından iktidar yoluna çok önemli bir yol kat etmiş olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin son süreçte özellikle örgütsel yarışlar içerisinde yaptığı davranışlar, destek, demokratik bir zemine siyaseti oturtmaya çabası da sanıyorum takdir edilecek bir durum. Çok teşekkür ederiz. Bizi bu akşam karşıya kadar Mavişehir'de aradınız. Çok sağ olun. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızda da yarın Öğretmenler Günü. Ben çilekeş öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlar adına da yarın bir park açılışı gerçekleştireceğiz. Saat 16'da Örnekköy'de bir park açılışı gerçekleştireceğiz. Ve ardından ertesi günde iletişim uzmanı Aşkım Kapışman'ın çok güzel bir oyunu var. Daha doğrusu o orada güzel bir gösteri yapacak. Oraya davet ediyorum. Ve strateji planımızda olan Karşıyaka Üniversite Kenti olacak. Anlayış içerisine çıktığımız yolda 25 Kasım günü de saat 11'de yine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bağışçımızın bağışladığı, Ege Üniversitesi'ne bağışladığı arazideki üniversite temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yani eğitimle
yoğrulmuş bir kent ortaya çıkarttık. Bir yandan üniversite öğrencilerine burs veriyor, bir yandan Karşıyaka'nın yeni filizlerini yetiştirmek için anaokulları açıyor, bir yandan üniversiteye destek veriyor ve üniversite getiriyor kente. Biz eğitimin önemini biliyoruz ve bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Ben de çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Akpınar, teşekkür ederiz. Evet, Mehmet Ali Deniz, bu akşam evlerinize Karşıyaka'dan konuk olduk. Konuğumuz Karşıyaka'nın Cumhuriyet Halk Partili Genç Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dı. Hem ilçesinde hayata geçireceği projeleri hem de partisinin ilçe, il ve kurultay kongreleri ile ilgili hayli önemli açıklamalar yaptı. Yarın akşam İzmir'in farklı bir yerinden farklı bir siyasi aktörle evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Şimdilik söz merkezde. Evet, Tezcan'a teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a da teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. İzmir'de moda rüzgarı estirecek İzmir Fashion Week için geri sayım.